yaşanan bir skandalla başlamak istiyorum. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1102 hakim ve savcımızın kura çekimi için ne yazık ki genel başkanımızı hedef alan sözleri sarf etti. Orada meslek hayatına ilk kez başlayacak, adım atacak hakim ve savcılar vardı. Aslında pırıl pırıl gençlerdi. Bir sürü iftira, bir sürü hakaret, yalan yanlış şeyler söyledi. Beni üzen Cumhurbaşkanı, partide Cumhurbaşkanı'nın söylediği bu cümleler değil, o zaten bunu hep yapıyor. Seçim öncesi, seçimde, seçim sonrası iftiralarla bu ülkeyi algılarla yöneten bir kişi, tek adam kendisi. Ama bu ülkede 1102 hakim ve savcı adayının, bu ülkenin ana muhalefet ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük partisinin genel başkanına hakaret edilirken onları alkışlaması utanç verir. Biz hakim ve savcı adaylarından, hakim ve savcılardan bunu beklemiyoruz. Cumhurbaşkanının önünde ayağa kalkmasını, onu alkışlamasını, bizleri hakaret ederken, partimizi hakaret ederken alkış tutmasını beklemiyoruz. Biz onlardan adalet bekliyoruz. Karar kalitesi bekliyoruz. Adil yargılama bekliyoruz. Hukukun üstünlüğünün karşısında ayağa kalkmalarını bekliyoruz. Niye yargı bu halde? Evet beyefendi atacak. Beyefendi daha yemin törenlerinde, kura törenlerinde bizlere hakaret edecek. Ve o hakimler onu alkışlayacak. Sonra da bu ülkede karar kalitesi bekleyeceğiz. Ben o gencecik hakim ve savcı arkadaşlarıma, bir anlamda meslektaşlarıma, çünkü yargının üç ayağı var, ayağı var ve ben bir avukatım. Hakim, savcı ve avukat. Bir şey sormak istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Genel Başkanımızın arasında görülen yüzlerce dava var. Bundan sonra da bir sürü dava açılacak. Çünkü ne dersek diyelim, beyefendi hemen konuyu yargıya taşıyor. Tazminat davaları, ceza davaları. Bugün onu alkışlayan o hakim ve savcılar, bu dosyalardan bir tanesi önüne geldiğinde ne karar verecek? Ben tarafsızım diyebilecek mi? Ben 85 milyona soruyorum. Alkışladığın, hakaret edilen birisine karşı alkışladığın bir cumhurbaşkanına bir dakika senin bu şikayetin ya da bu davan doğru değil diyebilecek mi? İşte Türkiye'deki, devletteki ya da toplumun her kesimindeki adaletin terazisinin yerle bir olmasının sebebi budur. Ben bir kez daha o genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Yaptığınız yanlış, doğru, hiçbir tarafı yok. Siz saray adına değil, millet adına karar verin. Saray adına kararlar vermeyin. Adalete, anayasaya, kanunlara göre verin. Ve asla ve asla ne beni, ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, ne de Cumhurbaşkanı'nı alkışlamayın. Siz öyle kararlar verin ki 85 milyon vicdanlarında ve yüreklerinde sizi alkışlasın. Diğer bir husus, dün genel görüşme çağrısı yapmıştık. Meclis toplandı, yeterli sayıya ulaşıldı ama maalesef ki AKP grubu tarafından meclisin yaz döneminde çalıştırılması reddedildi, kabul edilmedi. Ve AKP grup başkanı Abdullah Güler çıktı, bizimle tatil yapma hakkımız var dedi. Bizimle çocuklarımız karne alıyor dedi. İnsani düşünün dedi. Oysa biz insani düşündüğümüz için mecliste yazın gelin çalışalım dedik. Ve 75 gün çalışmamıza da gerek yoktu aslında. Biz ne dedik? Gelin en düşük emekli maaşı 7500 lira asgari ücret kadar yapalım. Memuru %34 zam yapalım dedik. Gelin bu ÖTV, MTV haksız, hukuksuz, adaletsiz, vicdansız bu vergileri kaldıralım dedik. Bir haftada yapardık bunu. Ama bunu yapmak istemediler. Ben sorarım AKP grubuna. Senin, sizin çocuklarımız kadar memurun, emeklinin, işçinin tatil yapma hakkı yok mu? Bırakın tatili. Ev kirasını veremiyor insan. Yazın. Çözmemiz gereken sorunlardan bir tanesi Eylül'de insanlar okullara kayıt yaptırılacak yurt sorunları. Özel okullarda 500 bin lira olmuş öğrenim fiyatları, insanlar çocuklarını okullardan alıyorlar. Bunları konuşalım dedik ama pişkince bu teklifimiz reddedildi ve Ekim'e kadar meclis çalışmayacak. Yani 3 ay tatil mi yapalım yoksa emekliyi mi düşünelim diye soruyorum. Çiftçiyi mi düşünelim diye soruyorum. Memuru mu düşünelim diye soruyorum. Türkiye bir felakete gidiyor. Biz eğer ki bir asgari ücretlinin 7 katı kadar maaş alıyorsak, biz tüm sosyal haklarımızı fazla fazla alıyorsak, bu meclis yazın çalışmalıydı. Bu ülkede ezilen kesim için kararlar almalıydı, tartışılmalıydı. Maalesef ki yapmadılar. Şimdi niye çalışalım? Türkiye'nin temel sorunları var. İnanılmaz bir yoksulluk ve yoksunluk var. Ama beyefendi sürekli olarak algıyı başka noktaya çekiyor. Ben size 25 yıl önce Refah Partisi'nde görev yaparken kürsüden söylemiş olduğu bir cümleyi okumak isterim. Biz de benzin Almanya'dan ucuz diyenlere saf olma, kendine gel. Çünkü ekonomide kayde alım gücüyle ölçün. Şimdi ben bunu diyen Erdoğan'a buradan sormak isterim. Sayın Erdoğan, gerçekten bakın doğalgazın ÖTV'sini %224, benzinin ÖTV'sini %98, motorinin ÖTV'sini %243 zam geldi.
Aslında 25 yıl önce çok güzel bir şey söylemişsin. Aynen şunu söylemişsin. Fransa'da 1 litre benzin 1.80 euro. Asgari ücret 1747 euro. Peki ne kadar benzin ya da mazot oluyor? 1 litre. Almanya, ki Almanya 2024'te asgari ücreti 2050 euroya çıkartıyor. 1200 litre bir asgari ücretle benzin ya da mazot olabiliyor. Türkiye'de 315 litre alabiliyor bir asgari ücretle bir aylık maaşıyla. Erdoğan 25 yıl önce söylediklerinle bugün ne değişti? Ya da şunu söyleyeyim. 2002'de geldin. Çiftçi 1 kilo buğdayla ne kadar benzin ya da mazot alabiliyordu? Bugün ne kadar alabiliyor? O gün hemen hemen 1 kilo buğdayla 2 kilo mazot olabilen çiftçi bugün 1 kilo buğdayla 5 kilo buğdayla 1 litre mazot alır. Ama utanmadan insanların aklını çeliyorsunuz. Beyefendi diyor ki yastık altı diyor paraların diyor üretime ve ülkeye bir katkısı yok. Yahu yastık kalmadı. Yastık yok ki yastığın altına para koysun insanlar. Yani bu beyefendi nerede yaşıyor gerçekten ben çok merak ediyorum. Cedit Yılmaz diyor ki kemer sıkın. Halk zaten kemer sıkıyor. Kemerlerin iliklerinde yer kalmadı. Ama ben sormak isterim. Sarayın bu yıl Mayıs ayındaki gideri 316 milyon. Peki Haziran'da ne olmuş? 647 milyon. %100'den daha fazla artmış. Niye? Enflasyon yüzünden. Peki sarayın bir aylık artışı %100 artarken niye emekliye ve işçiye bu zammı yapıyorsunuz? Utanmalılar bakın. Sarayın ilk 6 ayındaki gideri toplam 2 milyar 171 milyon. Günlük 21 milyon günlük gideri. Bir saatlik gideri 900 bin lira, sarayın bir dakikalık gideri 15 bin lira. Bakın bu 15 bin lirada önemli olan ne biliyor musunuz? İki emekli maaşı. Beyefendi bir dakikada sarayında iki emekli maaşını harcayabiliyor. Cedit Yılmaz kemer sıkın diyor. Cumhurbaşkanı yastık altında para tutmayın diyor. Yok ki harcayan sensin. Peki tasarruf öneriyorsunuz. Sormak isterim. Şu araçlar hepsi çok çok lüks araç. Bir ay önce 9 milyon liraya iletişim başkanlığı araç kiralamış. 9 otomobil ve 2 minibüs kiralamış. Ve hepsi 2022 olmak zorunda bu araçların. Ben markalarını söylemek istemiyorum ama düşünebileceğiniz Türkiye'de kullanabilecek en lüks araçlar bunlar. Peki beyefendinin araç giderleri bu araç giderlerinin dışında giderleri yok mu? Ne kadar ilginç. 8 Mayıs'ta ihale yapıyor. İl İletişim Başkanlığı 1 milyon 380 bin liraya mobilya alıyor. Ya bunlar gerçekten kemer sıkın diyen bu saray rejiminin utanç görüntüleri ve utanç harcamaları. Kamudaki araç giderleri bakın kemer sıkın diyor beyefendi. Kamuda bu yılın ilk 6 ayında araç alım gideri 547 milyon arkadaşlar. Geçen yıl ne kadarmış bu rakam? 76 milyon. Yaklaşık olarak 8 kat artmış. Soruyorum. Lüks uçakların kiralama ücretleri beyefendinin 176 milyon arkadaşlar. Peki ne gerek var buna? Bu bakanlar, bu beyefendiler normal uçaklarla uçamıyor mu? Bana göre kendi uçakları da satması lazım madem kemer sıkmak zorundayız. Hizmet binasının kiralama giderleri 392 milyona yükselmiş arkadaşlar. Ama biz kemer sıkmak zorundayız. Ve bu kadar sıkıntı varken, bu kadar adaletsizlik varken... Saray böyle bir şaşa içerisinde yaşarken vatandaş kemer sıkacak, emekliye 7500 lira maaş vereceğiz, yüz binlerce insan kirasını ödeyemediği için sokakta kalacak ve meclis çalışmayacak. Utanmalılar, utanmalılar. Temmuz ayında 3 aylık maaşlarımızı aldık. Eğer huzur içerisinde tatil yapıp o parayı harcayacaklarsa ben onlara hiçbir şey söylemiyorum. Ama benim içim rahat değil. İçimizde rahat olmayacak. Ve yaz boyunca bu konuda onları taciz etmeye de devam edeceğiz. Rahatsız etmeye de devam edeceğiz. Şimdi belki bu soru gelecek ama bizim grubun %98'i hemen hemen %97'si dünkü oylamaya katıldı. Akbelen'de bir rezalet var. Orman katliamı var. Ve Muğla milletvekillerimiz, birçok arkadaşımız orada. Köylü orada, çiftçi orada, çevreciler orada. Ama jandarma 90 yaşının üstündeki çiftçileri darp edebiliyor, su sıkabiliyor. Biz Akbelen'deki bu katliama karşıyız. Karşı olmaya devam edeceğiz. Ve arkadaşlarımızın yanında olacağız. Bir çet kararına rağmen, mahkeme kararına rağmen bu kıyım devam ediyorsa, köylü darp ediliyorsa, 96 yaşındaki bir teyze üzerine su sıkılıp yaralanıyorsa utanmalılar. Son olarak şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde uyuşturucu konulu bir toplantı var. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Aylin Yaman, Yunus Emre, emekli hakimler, akademisyenler, emniyet görevlileri yoğun bir çalışma yapıyor. Şu saatlerde hala devam ediyor. Neden? Türkiye'yi bu bataklıktan kurtarmak için. Orta ilk öğretimde düşmüş uyuşturucu kullanımından çocuklarımızı kurtarmak için. Ama bu toplantı yapılırken
yine Mersin'de, yine muz kutularının içerisinde 11 kilo Ekvator'dan gelen uyuşturucu madde yakalandı. Yine Mersin, yine Ekvator, yine muz. Neden? Neden Mersin? Neden bu bataklık kurutulamıyor? Bu işin önünde, sonunda, arkasında kimler var? Neden ortaya çıkmıyor? Bakın, bir değil, iki değil, üç değil. Ben Mersin milletvekili olarak Mersin'imizin, muzumuzun, şehrimizin artık bu iğrenç kelimeyle, kelimelerle, tacirlerle anılmasından rahatsızlık duyuyorum. Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı duymuyor mu? Niye kurutulmuyor bu? Neden Ekvator'dan ya da o bölgelerden, Kolombiya'dan sürekli muz ve muz kokolleri içerisinde uyuşturucu geliyor. Mersin limanında yakalanıyor. Bunlar sadece ayda bir yakalananlar. Ve yakalayamadıklarımız bir nesil zehirleniyor. Bugün yüz binlerce gencimiz bu bataklığın içerisinde. Bir kez daha sesleniyorum. Eğer bir parça samimiyetiniz, bir parça vicdanınız, bir parça ülke sevginiz varsa Mersin limanında yaşanan şu rezaletlere bir çözüm bulun. Açıklayın. Gerçekten utanç verici bir durum arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Eğer sorularınız varsa yanıtlayacağım. Evet. Şöyle, görevli olarak bir milletvekilimiz yurt dışındaydı. Eskişehir milletvekilimiz ani gelişen bir kalp rahatsızlığından dolayı anji oldu. Bir iki milletvekilimiz Muğla'daydı. Gerçekten sağlık ve yurt dışı mazereti olan vekillerimiz gelmedi. Büyük oranla katıldık biz. Kendi grubum için söyleyeceğim cümleler bu. Aslında şöyle bir algı yaratılıyor Türkiye'de. Geçen haftaki torba yasada da bunu söylendi. Muhalefet vekilleri niye katıldı? Değerli arkadaşlar, bak, deprem olduktan sonra en çok ne konuşuldu? İmar affı konuşuldu. İmar affına da birçok arkadaşımız oylamaya katılmadı. Neden katılmadı? Hiç düşündünüz mü bunu? Çünkü bu meclis torba yasa denen bir rezaleti yaşıyor. O imar affının içerisine ne koydular biliyor musun? Emekliye bayramda verilecek ikramiyenin de ödenme hakkını o torbaya koydu. Şimdi ben bir muhalefet partisi milletvekiliyim, sormak isterim size. İmar affına, o rezalete oy vermek istemiyorum. İşte yüz binler öldü. 15 milyon emekli var. Onun ikramiyesi var. Ben bu yasaya nasıl evet diyeceğim, nasıl hayır diyeceğim? Geçen hafta da öyle. Bir torba yasa düşünün. MTV zammını da koyuyor. Memur zammını da koyuyor. Seyyanen 8 bin lira memurun alacağı da parayı koyuyor. İllere göre de birçok milletvekili ilgilendiren konuları gündeme getiriyor. Ne yapacak o milletvekili? Birçoğumuz torba yasayı zaten protesto ediyoruz. Torba yasa bir rezalettir. Adaleti adalete getir, çevreyi çevreye getir, plan bütçeyi plan bütçeye getir. Görüşelim. Sen tek başına getirmiyorsun ki imar affını ya da MTV zammını. Sap basamanı koyuyorsun. Haydi bakalım oy verin. Valla AKP grubu her şeyi görmeden duymadan oy veriyor. Ama birçok milletvekili bölgesine, yasaya, memura ona göre veriyor. Yani toplum bunu böyle algılamadı. Mesela ben yoktum, bir nöbetçi değildim. İki, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Zeynel Emre ve Semra Dinçer bir gün önce Can Atalay'ı ziyaret ettik. Bir gün sonra Telebir ile ilgili toplantıdaydım. Yine yangında olan arkadaşlarımız vardı. Deprem bölgesinde olan arkadaşlarımız vardı. Ve bir torba yasa olarak geldiği için, yeterli çoğunlukları da olduğu için birçoğu katılmadı ve protesto etti. Hatta bu tartışılabilir. Torba yasaya karşı bu meclis direnç göstermeli. Direnç göstermeli. Dünkü oylamada önemli olduğu için hayati sağlık durumu olmayan tüm arkadaşlarımız katıldı. Ben kendi grubum adına söylüyorum. Ama torba yasayla ilgili lütfen, bunu kamuoyuna söylüyorum, Twitter'dan yazan arkadaşlarımıza söylüyorum. Çok değer verdiğim gazeteciler beni eleştirdi. Mehmet Tezkan eleştirdi mesela. Çok severim kendini. Sordun mu? Mesela İbrahim Bey'i, Eskişehir milletvekilimizi gelmedin deyip linç etmektense neredeydin demeli. Çünkü ilk hastanede operasyon geçiriyor. Biri yurt dışındaydı. Biri Muğla'daki orman katliamındaydı. Yani eleştirelim ama bir parça sorarak ve neden gelmediğimizi, sebebini arayarak yapalım bunu. Öncelikle niye oy kullanmadığımızı değil, torba rezaletini herkes anlasın. İmar affı ve emekli ikramiye aynı torbada. Ne yapacağımızı Türkiye tak. Şöyle, ilk kez grup olarak kamp öncesi bir yemekti. Aslında kaynaşmada diyebiliriz, toplantılı bir yemekti. Gayet çalışma şartlarımız, çalışmalarımız, bölgelerimiz, seçimde yaşanan sorunlarla ilgili düşüncelerini aktardı. Onun dışında
konuşulan özel bir şey, parti içi ya da işte Zoom toplantısı ile ilgili bir konu gelmiyor. Evet evet, o vardı, ilk hatırlattın. Hayır, sadece ilk kez aramıza katılan 28. dönemde görev yapacak arkadaşlarımızla beraber fikir alışverişi, seçim döneminde yaşadığı zorluklar, seçim dönemindeki gözlemler, eksikler, fazlalar neyse bu konuda yapılan bir toplantı. Ama şunu Cumhuriyet Halk Partisi adına söyleyebilirim. Partide tartışma olacaktır, fikir alışverişi olacak, eleştiri olacaktır. Bu bizim zenginliğimiz ve demokrasiye olan inancımızın bir göstergesi. Ama biz medya karşısında hiçbirimizle ilgili aramızda yaşadığımız sorunlar varsa bile konuşmaktansa bunu kendi toplantılarımızda, özel toplantılarımızda gayet iyi bir şekilde yapabileceğimizi konuşuyoruz zaten. Bakın 13 saat süren bir PM toplantısı. Hemen hemen her arkadaşımız konuşuyor. Bir oylama oldu. 29-31 bitti. Bu partideki demokrasiyi ortaya koyar. Yani olaylara böyle bakmak lazım. Çünkü herkes Zoom toplantısı mı, parti içinde? Hayır. Türkiye'nin çok önemli meseleleri var. İşte bakın anlatıyorum. Emekliye anlatıyorum. Bana 7500 lirayla bir insanın bir ay yaşayabileceğini hanginiz anlatabilirsin? Yani bu yüzden bu konuları o kadar çok tartışıyoruz, o kadar çok büyütüyoruz ki Türkiye'nin çok temel sorunları, felaketleri konuşamayacak duruma geliyoruz ve ıska geçiyoruz. Bu beni çok söylüyorum. Şimdi bakın her şeye bir zam geliyor. Yarın da herhalde tahmini enflasyon rakamları açıklanacak. Hanımefendi ne tahmin edecek, Merkez Bankası ne tahmin edecek merak ediyorum ama zaten bir ilaç sıkıntısı var. İnsanlar ilaçlara erişemiyor. Ve şu anda da %30,5 oranında bir zam geldi. Bu çok acı bir şey. Yakında Sayın Sarıgül'ün dediği gibi aspirin alamayacak durum. Çünkü insanlar evine ekmek götüremiyorsa, insanların çorbası kaynamıyorsa ilaca zaten para ayırır. Çok insani bir olay. İlaç bulamıyoruz. Bir, ilaca gelen zamlar büyük sıkıntı. İki, ve insanların tedavisi yarım kalıyor. Sağlıkla ilgili en büyük iki sıkıntımız bakın. Makam sürekli olarak bununla kilitleniyor. Bir, 6 ay, 7 ay, 1 yıl, 2 yıl sonraya verilen randevular. Yani doktor sıkıntısı. İki, tedavi edilseler bile doktorun yazdığı reçeteyi alamayacak milyonlar. Bu gerçekten çok vahim diyorum. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.